Arkadaşlar ben Aziz Gemitere kanalından Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2017 18 Mobile'da top açılımı videosu yapacağız arkadaşlar. Bugünlerde değildi arkadaşlar. Bir önceki video FIFA videosunda da sıkıntı yaşamıştım. Tarihlerde bu arada bir problem oluyor. Herhalde ders çalışmaktan dolayı olan bir şey. Arkadaşlar sizlerle birlikte top açılımı yapacağız. Tam 4 topumuz var. Bir tanesi kesin siyah, 2 tane gümüş, bir tanesi klasiklerden gelecek. Onun dışında da sizlerle birlikte festival sezondan 2 tane top açacağım, toplam 6. Bir tane daha da GP'den açarsam 7 top olacak arkadaşlar. Hemen gümüş topla başlayalım. Umarım iyi bir top gelir. Ya çok şanslı olduğumu düşünmüyorum ama iyi top gelirse de çok çok iyi olur arkadaşlar. Biraz beklemek istiyorum. Bekledikten sonra da topumu açmaya karar vereceğim. Bakalım gelen top. Ya bari sarı geliydi, altın geliydi iyi olurdu. Gümüş toptan gümüş oyuncu çıktı. Hemen satacağım arkadaşlar çünkü bu oyuncunun bana hiçbir katkısı yok. Hızlı bir şekilde sattım. Hemen tekrardan girelim. Oo, neden böyle bir şey ister? Tamam, şuna girdim arkadaşlar. Bakalım. Buradan altın veya siyah top çıkarma şansım nedir? Çok çok düşük arkadaşlar ama gelirse de inanılmaz bir şey olur. Gümüş toptan böyle bir şey çıkartmak gerçekten süper olur. Şimdi arkadaşlar kendimi iyi hissettiğim zaman basacağım ve basmayı düşündüm. Bakalım gelen top ne gelecek? Arkadaşlar hepsi mi gümüş gelir ya? Bu kadar şans olabilir mi? Hepsi gümüş geldi. Gümüşten 68'lik Britos geldi. Britos'u da hemen satıyorum. 490 GP'ye. O da gitsin arkadaşlar. Çok önemli değil zaten. Ve klasiklere geçelim. Arkadaşlar klasikten bakalım. Nasıl bir oyuncu gelecek? Burada da gümüş ağırlıklı. Gümüşler çok fazla arkadaşlar ya. Gelen bir oyuncu gerçekten. Yani siyah top gelme olasılığı çok düşük de bari gelen altın olsa ona da evet diyeceğim ama altın da gelmiyor maalesef ki. Gördüğünüz üzere gümüşler ağırlıklı ve ben gümüş top çıkacağını düşünüyorum. Bakın arkadaşlar yani klasikten de gümüş geldi. Kimmiş 70'lik? Dani Cabellos'muş, Real Madrid'in. Bari bu kadromuzda bununla bilir. Arkadaşlar siyah topu en son açacağım. Şimdi festive sezona gireceğim. Bakalım Boxtraw'da İngiltere Ligi'nden. Siyah top açma olasılığımız ne? Çok düşük arkadaşlar ya. Festive sezona girelim. Önce olasılıklara bakalım. 100 oyuncu var arkadaşlar. 100 oyuncu arasından. Yani burada da çok düşük bir ihtimal var. Şimdi şuradan bakalım da ihtimalimiz ne yönde? Siyah top çıkarma olasılığımız 3.1. Yani burada da %80 gümüş ağırlıklı. Yalnız ben festive sezondan açacağım arkadaşlar. Şansım yaver giderse İyi bir şey açarım. Kötü giderse de yapacak bir şey yok. Siyah topumuz garanti. Bir tanesi kesin siyah arkadaşlar. Bakalım şansımız ne şekilde tecelli edecek. Umarım siyah top gelir. Şimdi basmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve durduktan sonra basıyorum. Umarım gelen top en azından altın olurdu arkadaşlar. Gümüş de bu kadar takılı kalır mı ya? Harbiden sinir oldum. Bunu da satacağım arkadaşlar. Bursa haller mi? Her neyse bunu da satmayı düşünüyorum. 650 GP'ye de bunu da sattım. Tekrardan açacağım. Festive sezondan. Yani aslında açmamayı düşünüyordum ama artık yapacak bir şey yok. 250 GP'mi de buna 250 coins'imi de buna harcayacağım. İyi oyuncu gelme olasılığı gerçekten çok düşük. Ama gene de şansımı zorlamaya devam edeceğim. Şuradan bastım. Gelen oyuncu bari gel. İyi gel. Maalesef ki yine gümüş topta kaldık. Gelen oyuncuya bakalım. 72 geldi. Malcolm kalsın bu arkadaşlar. En azından değerlendirebilirim. İleri uçta falan. Şimdi siyah topa gelelim. Siyah toptan Ronaldo gelir mi? Çok çok zor. Hepsi siyah arkadaşlar. Burada fazla beklemeyeceğim. Çok merak ediyorum. Ne gelecek? Arkadaşlar Philippe Coutinho geldi. Yani Coutinho daha önce de geldiğini düşünüyordum. Ama Diafalo'nun olduğu kanada geldi. Yani Coutinho bize katkı sağlar mı bilemem ama yani siyah topumuzu da açmış olduk. Şimdi arkadaşlar şurada 18.000 GP var. 200.000 küsuratından kurtulmak için ben buradan Agent'tan bir tane açacağım arkadaşlar. Ne açabilirim? Orta alandan mı atsam? Orta alanda Dybala oynatıyorum. O yüzden hayır, orta alanda forvete Dybala oynattığım için şurada 10.000 GP'mi orta sahaya vereceğim. Umarım orta sahadan iyi bir oyuncu gelir. Çok ihtimal vermiyorum ama gelirse de gerçekten güzel olur. Daha önce buradan altın top çıkardım.
Önceki videolarda sarı top dedim. Sarı da altın oluyor da. Siyah top çıkarmıştım arkadaşlar. Şimdi şansımı kullanacağım. Umarım buradan gelen oyuncu beni mutlu eder. Çok zannetmiyorum ama maalesef ki gümüş oyuncu geldi. Gümüşü de büyük ihtimalle satarım. Arkadaşlar bunu satacağım. Bu da gitsin. 540. O da gitti arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bakalım Coutinho'yu oynatabileceğim yer var mı? Ona bir göz atalım. Ona göz attıktan sonra da Clubhouse'a girelim. Bakalım Clubhouse'da neler var. Şuradan 500 GP aldık. Tamam, gayet iyi. Ondan sonra alabileceğimiz ne var? Totalde 100 oyuncu çıkartmak herhalde bu. Şu ne? Special Agent'tan. Tamam, bu da gayet iyi. Açabileceğimizi açtık. Yapacak bir şey yok. Ekstra bir şey de gerek yok. Şimdi Scout Management'a girelim. RMF pozisyonu. Bu arada arkadaşlar Coutinho gerçekten. Orada oynatsam da değişen pek bir şey olmayacak. LVF. Wow. Şuradan şöyle yaptığım zaman ne oluyor? Yani kendi pozisyonda olması benim açımdan daha iyi. Orta alana yeni bir oyuncu gelmiş. Şu AMF oynatıp CMF'ye çeksem ne olur ya? Tyson. Şöyle bir şey mi oldu? Tamam, bu da olsun. Bakalım başka değiştirebileceğim oyuncu var mı? Harbiden merak ediyorum. Buradan CMF'ye gelen Dani Cabellos muydu? Zannedersem Dani Cabellos'tu. Şimdi şöyle değiştirdiğim zaman ne oluyor? Oo, daha iyi oldu. Ve Dani Cabellos'u da orta alan alacağım. Orta alan aldıktan sonra onu bir antrenmana sokayım. Bakalım Dani Cabellos kaç olacak? Harbiden iyi oldu böyle. Kadromuz fena değil. Bir siyah top, iki siyah top ve üç siyah topumuz var. Toplam. Bu da gayet iyi. Şimdi hemen buradan neye giriyorduk arkadaşlar? Sizlerle birlikte My Team'e girelim. Dani Cabellos'u full yapacağım. Geliştireceğim, bakalım Cabellos kaç oluyor. Burada Dani Cabellos. Şuradan kaç tane antrenman uyguladım bilmiyorum ama en azından 75 olacağını düşünüyorum. Bakalım 75 olacak mı? Şimdi 71 oldu, 72 oldu. Dani Cabellos. 74 oldu. Yani sadece 74 mü ya? 74 çok düşük kaldı. Daha yükseltmeye devam edeceğim Cabellos'u. Belki biraz daha da ilerleyebilir. Emin değilim ama. Bakalım arkadaşlar. Bir pozisyonu da varmış. Onu da geliştireceğim de. Onun dışında Cabellos. Malcolm'u da oynatabilirim aslında ama Malcolm o kanatta oynar mı bilmiyorum ama. Şimdi bakalım. Yani Cabellos'u bulamıyorum açıkçası. Burada arkadaşlar. Ben Cabellos'u antrenman uygulamaya devam edelim. Peki kırılır. Hala devam ediyor. Bu da gayet iyi. Burada. Bunu da şunu alalım. Bakalım. Cabellos'u bir şey olabilecek mi? Bir şey olması için. Bir oyuncu göstereceğim. Hemen nereye gidiyorduk?